Açık Öğretim Okulları online sınav uygulaması, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan sınav yazılımının kullanımıyla gerçekleştirilecektir. Online sınav için lise öğrencileri, okullarının internet sitesindeki öğrenci girişinden, TC kimlik veya öğrenci numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak online sınav uygulamasına katılabilirler. Ortaokul öğrencileri, okullarının internet sitesindeki öğrenci girişinden, TC kimlik veya öğrenci numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak online sınav uygulamasına katılabilirler. Açılan ekrandaki menüden öğrenciler, liseler için online sınav giriş, ortaokullarsa elektronik sınav butonu seçmelidir. Sınav sistemine girişte, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi sınava giren öğrencilerimizce onaylanacaktır. Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden istediklerini seçerek online sınavı başlatabilirler. Sınava başla butonuyla sınav başlatıldıktan sonra soru sayfasında kaydet ve ilerle butonuyla sayaç yer alacaktır. Soru seçeneği işaretlendikten sonra kaydet ve ilerle butonu seçilerek sonraki soruya geçilebilir. Sınav uygulaması her ders için ayrı ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testlerle gerçekleştirilecektir. Sorular çoktan seçmeli, 4 seçenekli olacak ve her sınav için 25 dakika süre verilecektir. Cevaplanan soruya geri dönüş yapılamaz. Son soruya gelindiğinde sınavı bitir butonu olacaktır. ...25 dakika sonunda sınav tamamlanmamış dahi olsa sistem tarafından sınav sonlandırılır. Seçilen derse ait sınav başlatıldıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer derslerin sınavına geçiş yapılamaz. Bir dersi seçerek sınavı başlatan öğrenci sınava girdi sayılır. Tanımlanan tarih ve saatlerde sınava katılmayan öğrenci için sınava girmedi olarak işlem yapılır. Öğrenciler, online sınavda kullanacakları masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarının şarj durumu ve internet bağlantılarından kendileri sorumludur. Sınav öncesinde sınava erişim için kullanılan pencere dışındaki tüm uygulamalar kapatılmalıdır. Sınavda başka bir program açılması halinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan programın kapatılmaması durumunda sınav geçersiz sayılacaktır. Sınav sırasında ekran dışına çıkılması durumunda sınav sonlandırılacak ve geçersiz sayılacaktır. Sınavda basılı ya da dijital herhangi bir bilgi kaynağı kullanılamaz. Sınav sırasında sınav sistemi ile ilgili görüntü alınamaz, kaydetme ya da paylaşım yapılamaz. Online sınav uygulaması sistem tarafından kayıt altına alınacak ve sınav verileri bakanlığın resmi elektronik ortamında arşivlenecektir. Sınav sonuçları Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi'nden öğrenilebilecektir. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Daire Başkanlığı 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem online sınavda tüm öğrencilerine başarılar diler.